Yattaroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Teşekkür ederim, merhaba, herkese merhaba. Hemen başlayalım isterseniz. Tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Emeklilerle ilgili yapılan açıklamadan sonra, beklentinin karşılanmamasından sonra acaba emekli, o sarı kart diyoruz ya, sarı kartı mı gösterdi? Tabii bu şimdilik biraz galiba ezbere olacak bir konuşma olabilir. Çünkü henüz böyle netleşmiş bir durum tespiti yok. Ama payı yok mu diye sorarsanız elbette payı vardır. Olması lazım. Peki 2023'teki 14 Mayıs ve 28 Haziran'da niye olmadı derseniz, çok sıcağı sıcağına ve muhalefet partilerinin de tarihiyle Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı tek yetkili olarak istediği her şeyi verdi. Şimdi seçmen budur zaten. Süleyman Demirel Türkiye'nin gelmiş geçmiş en deneyimli siyasetçilerinden, liderlerinden ve devlet insanlarından biriydi. O yasaklı döneminde insanlarla buluşur, toplantılar yapar. Köylülerle bilhassa, yani taşralılarla, bazen tabii önemli iş insanlarıyla ve onların dertlerini alırdı. 1986-87'den sonra Türkiye'de yeniden bir enflasyon dalgası başlamıştı Turgut Bey'in başbakanlığında. Süleyman Demirel belki birinden duydu, belki kendisi bir slogan demeyeyim de bir siyasi bir terim üretti. Boş tencerenin yıkamayacağı hiçbir iktidar yoktur. Bu söz Süleyman Demirel'in sözüdür. Nitekim ilerleyen yıllarda Turgut Bey'in Cumhurbaşkanı'na gitmesinden sonra da işler pek iyi gitmeyince boş tencereler halkın canını sıkmaya başladı ve 1991 seçimlerinde iktidarı boş tencereler tayin etti. Doğru Yol Parti ve SHP'yi. 2023 seçimlerinde tencereler henüz boş değildi. Çünkü bizim halkımızı 1996-97 arasındaki o bir senelik dönemde Refah Yolu hükümeti bana göre kötü bir alışkanlığa sürükledi. Eşel mobil sistemi uyguladılar. Enflasyonla hiç mücadele etmediler. Aylık enflasyon ne kadar? %6. Refah Yolu hükümeti çalışanların, emeklilerin, memurların, herkesin maaşlarına enflasyon oranında zam yaptı. Enflasyon oranında zam olduğunda halk hayat pahalılığını anlamıyor. Enflasyon var. Fiyatlar artıyor. Ama onu ilgilendiren ne? Ya ben bir ay önceki bir aylık maaşımla 50 kilo beyaz peynir alıyorsam, bir ay sonra beyaz peynirin kilosu %5 arttığı halde yine 50 kilo beyaz peynir alabiliyorsam bana ne diyordu? Halk işin teknik kısmıyla ilgilenmiyordu, yani hiç ilgilenmedi. Sonra ilerleyen dönemlerde gördük ki bu bir felaket. Kedi kuyruğunu kovalıyor. Eşel mobil sistem dediğiniz sistem, veriyorsunuz geri alıyorsunuz, veriyorsunuz geri alıyorsunuz. Ya da alıyorsunuz geriye zam yapıp ürünlere, piyasada enflasyon yaratıyorsunuz. Sonra enflasyon kadar veriyorsunuz. Ama kedi bir türlü kuyruğunu yakalayamıyor. Ekonomi büyüyemiyor. Refah artamıyor reel olarak. Ve işte onun üzerine aynı sistemi Ecevit hükümeti, Bahçeli, Yılmaz uygulamak istediler. Uygulayamadılar. Seçim kaybetme korkusuyla da onlar. Fakat Ecevit sorumluluk sahibiydi. Devlet insanıydı. Yılmaz, Mesut Yılmaz da devlet insanıydı. Kızabilirler. Genç kuşaklar tanımazlar onları. Sorumluluk gösterdiler ve bir an önce Kemal Derviş'i getirip ekonomiyi teslim ettiler. Şimdi işte o noktaya geldik. Türkiye şimdi o noktada. Recep Bey öyle bir yere geldi ki önünde 4 sene var. Ya emeklilerin taleplerini yerine getirecekti ve seçimlerden sonra bugünkü tablonun çok daha kötüsünü, çok daha vahimini kendi teslim alacaktı. Yani kendi kendisine enkazdan öte bir çöküntü bırakacaktı ya da seçimleri kaybetmeyi göze alacak ve taleplerini yerine getirmeyecekti. Kaybetmeyi göze aldı ve ben seçimlerden önce de benim gerek Korkusuz'daki yazılarımı okuyan dostlar, gerek YouTube kanalımı izleyenler hatırlayacaklardır. Ben demiştim ki biraz iddialıydı hatta beni izleyenler, olur mu dede ya falan dediler. Ben diyordum ki Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanmak istemiyor. Seçimleri kazanmak istemeyişin nereden anlıyorum? Birincisi emeklilere bol keseden son taleplerini yerine getirmedi. İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum'u, Mansur Yavaş'ın karşısında ise her tarafı defo Turgut Altınoğlu çıkardı. Diğerlerini saymıyorum, diğer büyük şeyleri.
Yani bu bir siyasi öngörüsüzlük değil diyorsunuz. Bilinçli yapılmış, atılmış bir adım mı? Ben ama bu bana göre böyle. Hı hı. Benim bu konuda bilgim yok. Deneyimlerim var. Siyasi deneyimlerim var. Hayat insanları yaşadıkça çok şey öğretiyor. Kitaplardan daha çok şeyi hayattan öğreniyorsun. İzleyerek, içinde gezerek, içinde bulunarak öğreniyorsunuz. Benim tanıdığım, benim görebildiğim Erdoğan o 4 seneyi yakmak istemedi. Nitekim dün gece çıktığında ilk yaptığı konuşma, önümüzde kocaman bir 4 sene vardı. 4,5 sene de dertte. O 50 ayı 4,5 seneye tamamladı. Bir şey daha. Yine ben o konuşmalarında diyordum ki Erdoğan kaybedecek ve kaybettikten sonra 2002'li yıllardaki Erdoğan'a dönecek. Ya bu Erdoğan dönmez dede ya falan diyorlardı bana. Tabii ümitsizlik için dediler. Ben de diyordum ki ya ensenizi karartmayın ya. Ya bekleyin hele bir. Şimdi dün gece sağ olsunlar YouTube izleyicilerimiz bana gerçekten hayatımın en büyük heyecanını yaşattılar. 77 bin kişiye canlı yayın yaptım. Bu benim herhalde bir daha yakalayabileceğim bir rakam değil. Ve hep teşekkürler, ensemizi karartmayın demekle bizi ayakta tuttuğun için teşekkür ederiz. Bu da yine her şeyi halkımıza da Sözcü TV'nin dinleyicilerine de izleyicilerine de hatırlatayım. Lütfen enseyi karartmayalım. Bakın göreceksiniz, Türkiye'de her şey çok iyi olacak. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını, Hazine Maliye Bakanı'nın seçim sonrası ilk sıcak açıklamasına baktığımızda sıkılaşma politikalarının daha da devam edeceğini, artacağını söyledi. Hatta orta vadeli programa bağlı kalınacağının altını çizdi. Yine tasarruf çağrısı var. Vatandaştan beklenen yine tasarruf yani çağrısı var. Ama bakın biz de şunu istiyoruz. Hiç canımız yanmasın. Hem elimiz günahta olsun ama hem de canımız cennette olsun. Böyle bir şey yok. Biz zamanında Erdoğan'ın yaptığı hataları cezalandıramadık. Seçmen olarak cezalandıramadık. 2023'teki fırsatı teptik diyorlar. Hayır, fırsat tepmedik. Bakın yine çok absürt gelecek. Her şerde bir hayır vardır derdi bizim çocukluğumuzda yaşlılarımız. İnanın ben şansa ve riske çok inanan birisiyim. Şans ve risk kardeşliğinde insanlar bazen çok önemli kazanımlar elde edebiliyorlar. Eğer o seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı yanındaki ortaklarıyla inanın 3 kilometre gidemezdi. 3 ay gidemezdi ve elinde patlardı bu şeyler. Kendi vaatleri 15 bin daha 2 bayram üst üste maaş yürütemezdi yani. Daha çok sıkılırdı. Şimdi İmamoğlu defosuz. Mansur Yavaş defosuz. Tertemiz ve olağanüstü oylarla kazandılar. Yani 2028'e kadar Erdoğan gidebilir gitmez bilmiyorum. Büyük ihtimalle gitmeye çalışacaktır. Ama ne kadar giderse gitsin Erdoğan, benim tahminim o ki 2028'in lideri büyük ihtimalle CHP kökenli daha ya da CHP'de daha uzun süredir beraber olduğu için CHP'lilerle İmamoğlu gelecekteki liderdir. Özgür Özel değil. Özgür Özel bana yine benim şahsi tanımım karizmanın çöktüğünü gösterdi. Uzun zamandır anlatmaya çalıştığım. Erdoğan'ı bitiren, Türkiye'yi bitiren Erdoğan'ın karizmasıdır. Karizmaya önem verdik, kariyere hiç önem vermedik. Ben ekonomistim dediğinde inanan milyonlar oldu. Erdoğan bir ekonomistin nereden geliyordu ki? Haliyle gördük işte hep beraber hiçbir şey bilmediğini, ekonomiden bir haber olduğunu. Ve şimdi bir şey daha gördük. Organizatör bir genel başkan, ekibini doğru yöneten bir genel başkan, her şeyin en doğrusunu yapamasa bile en az yanlışı yapabilen bir genel başkan ve 1977'den bu yana ilk defa CHP %35'i aştı. İlk defa. Ve bu 2002'den bu tarafa da AKP'yi geçen ilk parti oldu. Bunlar önemli şeyler. Ve bunlar güzel şeyler. Efendim Recep Tayyip Erdoğan canımızı sıkacak. Canımızı sıkacak ama şunu da unutmayın. Ecevit rahmetli de canımızı sıkmıştı. Ecevit seçim kaybetti. Ecevit canımızı sıktığı için seçim kaybederken kim geldi yerine? Erdoğan geldi. Şimdi Erdoğan canımızı sıkacak. Birileri Erdoğan'a kazık atacak. Bahçeli Necevit attığı kazığın benzerini lütfen not edinsin. Sözcüğün arşivine geçsin. Bu sefer Erdoğan kazık yiyecek. Yeni gelenler düzeltilmiş bir ekonomi teslim alacaklar. Ben böyle görüyorum. Hayır, böyle gördüğüm gibi aynı zamanda Serap Hanım böyle de temenni ediyorum yani. Onu da söyleyeyim ayrıca. Peki diğer partilerin durumu da belki de sonrası için ilerleyen süreçlerde belirleyici olacak. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu önemli.
Bahçeli'nin sessiz kalması önemliydi. Gerçi bugün artık net bir açıklama yapıldı. Desteğini verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Başarı olarak gördü. Ama seçmenin söylediklerini de kulak ardı etmiyoruz dedi. Tabii ki verdiği mesajları unutmuyoruz dedi. Peki bundan sonraki ekonomik tabloda bir erken seçim konuşuluyor. Onu da sorayım size. Bir erken seçim beklentimiz var mı? 4,5 yıl götüremez, çıkaramaz yok diyorlar. Hayır, yok. Cevabı hemen vereyim. Yok. Neden yok? Türkiye'de erken seçim, iki türlü erken seçim kararı alındı değil mi? Birinci erken seçim kararı Cumhurbaşkanı hükümetle birlikte, yani kendisini de feshederken meclisi de fesheder. Ve seçime beraber giderler. Erdoğan böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Yapmaz da niçin yapsın? Çünkü bir daha seçime katılamaz. Bunu kendisi dedi ki son seçimim dedi benim. Değil mi? Ve finalde kaybetti Erdoğan. Yine övünmek gibi olmasın. Erdoğan final son seçimim dediğinde İnanılmadı değil mi Türkiye'de? Galiba bir tek ben inandım. Sapım herhalde. Ben dedim ki Erdoğan'ın son seçimi. Niye hayret ediyorsunuz? Bir daha Erdoğan yok bundan sonra. Ha, parlamenter sisteme dönülür ise Erdoğan o zaman parlamenter sistemde AKP genel başkanı olarak seçimlere katılır. Partisi birinci parti olursa, o dönemde yerine cumhurbaşkanı olarak kim gelmişse o da görevi ona verecek, teamül verir. Yeniden başbakan olabilir. Bir koalisyon hükümeti kurabilir. Belki de tek başına kurabilir. Ama bu Erdoğan bu şartlarda erken seçime gitmez. Meclis erken seçim kararı alabilir mi? Çok ister. Büyük ihtimalle çok ister ama ben bu meclisin 360 kişi, 360 milletvekilinin evet deyip de erken seçime gideceğine de ihtimal vermiyorum. Erken seçime giderse de Erdoğan bu sefer bir kez daha seçime girebilir. Neden? Çünkü meclis alır kararı. Yani bunların ihtimali dahilinde görmüyorum. Ben ihtimal dahilinde görmüyorum diye olmayacak demek değil bunlar. Bunlar benim görüşlerim. Şahsi, kişisel görüşlerim. Olabilir de. Türkiye burası. Türkiye'de her şey olabilir. Ama şu var, bakınız. Bir şey daha. Yine söylediğimizde absürt geliyor arkadaşlarımıza, yurttaşlarımızın kimilerine. 2017'den bu tarafa Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'la Kürt siyasi hareketinin önünü kesmek amacıyla görevlendirildiğini söylüyorum ben. Bana bu konuda hiç kimse dava açmadı ki bana çok dava açılır. Bahçeli de bana saçma sapan şeylerden dava açtı. Bu konuda dava açmadı. Meral Akşener'in de Kemal Bey'in kendisine bizzat söylediğim gibi Korkusuz'da da yazdığım YouTube videolarımda da söyledim. Meral Akşener'i de Kemal Kılıçdaroğlu'yla Kürt siyasi hareketinin önündeki ilişiği kesmek için koydular demiştim. Bakın şimdi sonuna geldik buraya. Devlet Bahçeli Kürt siyasi hareketiyle AKP'nin önünü kesti. Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını %52'den %30'un altına düşürdü. Şu andaki yani Erdoğan'ın bulunduğu yerin müsebbibi paradır, faizdir, kurdur. Elbette tabii ki. Ama onu buraya getiren başkanlık sistemiyle kendi hegemonyası altına alan, bensiz yapamazsın noktasına getiren Bahçeli'dir. Dönelim Kemal Bey'in yanına. Orada da Meral Akşener'dir. Tam seçmek o kadar kalmışken kalktı bir masa devirdi. O masayı devirdikten sonra halkın pek fazla güveni kalmadı. Meral'in masayı devirmeden seçime gidilseydi çok büyük ihtimalle Kemal Bey seçilecekti. Ama diyorum ya iyi ki seçilmedi. Yürüyemeyecekti, Kemal Bey de yürüyemeyecekti. Şimdi çok net söylüyorum. Kişisel görüşümdür. Lütfen bunu böyle kabul edilsin. Hiçbir bilimselliği yoktur. Bugünden itibaren Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yumuşayacağını, 9 Mayıs'tan Amerika Birleşik Devletleri'nde bana göre yine çok değerli görüşmeler yapacağını ve önümüzdeki süreçte öyle oraya girelim, buraya girelim, bunlar geçti gitti, hiçbir yere gireceğimiz, hiçbir yere çıkacağımız da yok. Recep Tayyip Erdoğan'a para lazım arkadaşlar. Bu parayı bulabilmesi için de hukuku işletmesi şart. Erdoğan hukuktan vazgeçti. Kim geçirtti? Devlet Bahçeli geçirtti. Şimdi Erdoğan o hukuka dönecek mi? Ben dönecek dersem yanılabilirim çünkü nihayet Erdoğan bu. Ama temenni ediyorum dönsün. Aynı rahmetli Ecevit'in sorumluluğunu göstersin. Türkiye ekonomisini vatandaşlarımız da kusura bakmasınlar ama biraz sıkıntı çeksinler, çekeceğiz. Burada bir imkan var yalnız. IMF, bu IMF yönetimi 2001'deki IMF yönetiminden çok farklı. Stanley Fischer'in ekonomi politikalarıyla Georgieva'nın ekonomi politikaları çok farklı. Buradakiler yani yeni IMF ile gidilirse IMF'in yeni programında alt kesimlere, gelir grubu, alt gelir gruplarına daha az yüklenmek var. Biraz daha yukarı yüklenecekler.
Ve görev, bakın lütfen not edin. İşte o zaman ekonomi tam rayına girmişken Bahçeli hayattaysa erken seçim isteyecektir. Peki. Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.